Kudretnar nedir? İşte şu gördüğünüz meyve. Böyle içinde kırmızı kuru fasulye büyüklüğünde meyveli tohumları var. Bu kırmızı çok yumuşak. Biraz bunu ufaladığınızda, ezdiğinizde sert bir çekirdeğe sahip. Bu da yeşil, olgunlaşmamışı. Yüzlerce yıldır Anadolu'da kudret narı, gastrit, ülser, reflü ve 12 parmak varsa iltihaplanmasına karşı kullanılmış, etkisi bilinen bir şey. Fakat bununla ilgili çok yeni güzel çalışmalar yapıldı. Bu çalışmalar sonucunda diyabet, yani şeker hastalığını, hatta tip 1, tip 2'ye iyi geldi. Ve hatta son yapılan klinik araştırmalarda kansere karşı etkili olduğu belgelendi. Evet. Şimdi, yani kansere bile faydası var. Tabii. Bunun birleşiminde elosterik asit denen bir asit var. Tohumunda elosterik, meyvesinde dihidroksi elosterik. İki çeşit farklı asit. İkisi de antikanserojen, yani kansere karşı etkili. Bununla ilgili klinik araştırmayı St. Louis Üniversitesi Amerika Birleşik Devletleri'nde yapmış. Etkisi ispat edilmiştir. Yani kansere karşı bununla ilgili artık güzel çalışmalar oluyor. Bir diğer çalışmada şekere karşı etkili olduğu ispat edildi. Şekere karşı nasıl etkili? Evet. Bunun birleşimindeki etken maddeler AMKP denen bir enzim var. Vücudumuzun kan şekerini düzenleyici. Bu enzim hücrelere şeker, glikoz akışını düzenler, artırır. Böylece şeker hastalığı problemi ortadan kalkar. Bununla ilgili klinik araştırmalar yapılmış. Birkaç klinik araştırması. Mesela Profesör Doktor Balt ve ekibi, tip 1 hastaları üzerinde kudret narının ekstraktını infüzyonla damardan vererek test yapıyor ve inzülin kullanan hastalarda inzülin oranı, ünitesi yavaş yavaş düştüğünü tespit etmiştir. İnzülin gibi etki yaptığı için P inzülin diye de anılır. Bitkisel inzülin. Ya şekeri düşenlerin kullanmaması gerekir bu nedenle. Yani şeker düşürücü özelliğe sahip. Hipoglisemi olan, yani çok düşen, şekeri düşenlerin kullanmaması gerekir. Böyle ekstraktını tabi. Yani meyvesini böyle evde kişi tüketebilir. Çok abartı yine olmayacak değil mi? Hani eğer şekeri devamlı düşüyorsa Hocam? Şekeri düşük olanlar için mahsurlu. Şekeri yüksek olanların ve normal şeker olanlar için problem yok. 35-40 yıl önce Frankfurt'ta Arap marketlerinde gördüm de bu meyveyi. Ne yapıyorsunuz dedim. Aa, şekere karşı bu çok etkili. Biz bunu haşlıyoruz, yiyoruz dediler. Allah Allah. Onlar biz de patates gibi pişiriyorlar. Normal yemeğini yapıp yiyorlar. Yemeği yapılıp yeniyor. Patates gibi. Fakat Anadolu'da binlerce yıldır bu nasıl kullanılıyor? Bir, bu çekirdeği kaşıkla, böyle kaşıkla, başka şeyle de tohumu çıkarılır. Tohumu bir şişeye konur. Şöyle bir şişe. Yağlı olduğu için zeytinyağlı. Ben bunu mesela tohumunu mikserde çekip toz haline getirdikten sonra üzerine zeytinyağı ilave ettim. Şimdi eski usulle hazırlanacak olursa tohumunu kavanoza korsunuz, üzerine zeytinyağı. O zaman ne yapmak gerekir? Bir yıl beklemeniz gerekir veya en az 6 ay beklemeniz gerekir kullanmak için. Tohumu, bunun çekirdeği çok sert olduğu için içindeki etken madde yavaş yavaş zeytinyağına geçer. Çıkar. Oysa püre haline getirip de üstüne zeytinyağını kullandığınızda güneş gören bir yere korsanız 1-2 hafta içerisinde aynı neticeyi elde edersiniz. Biz bunu biraz değiştirdik, geliştirdik yeni bir metotla. Zeytinyağlı kudret narı. Zeytinyağlı kudret narı elde ettik. İkincisi bu da ballı. Ballı kudret narı, bunun özelliği biraz farklı. Bu tohumun
yok bunun içerisinde. Meyvesi. Meyvesini püre haline getirdikten sonra üzerine bal ilave ediyoruz. Çiçek balı olursa daha iyi. Ama bunun eski usul hazırlanış tekniğiyle bizim hazırlamış olduğumuz teknik farklıdır. Şimdi bunun içerisinde bu saydığım elenol stearik asit kanserojen bir madde ama antikanserojen. Başka asitler de var. Bu nedenle püre haline getirdikten sonra bunun bir sarı bir suyu var. O suyu almak gerekir. Almadığınızda bunun hazırlar da kullanırsanız etkisi çok az olur. Verim alamazsınız. Bunu yapanlar dahi kimse bilmez. Yani bu işin püf noktası. İşin püf noktası nedir? Hazırlama tekniği. Etkisini azaltıyor herhalde o sarı su değil mi hocam? Yani minimum seviye. Hatta biraz da midede ekşime bile yapabilir. Yani biraz yan tesiri de olabilir. Ne kadar mesela bu bir kilo kudret narında ne kadar su almak gerekir? Bunu mikserde çekip püre haline getirdikten sonra özel bir yöntemle içerisindeki o oranı bilmek gerekir. Ona göre ayarlamak ve hazırlamak gerekir. AMKP enzimini düzenleyici özelliğe sahip. Mesela Profesör Doktor Pascal Ferre Amerika Birleşik Devletleri'nde diyabet hastaları üzerinde ve önce fareler üzerinde yapmış olduğu araştırmalarda bu AMKP enziminin arttığında, kanda arttığında kişide iştahı arttırdığını, azaldığında iştahın azaldığını tespit etmiştir. Yani bu enzim aynı zamanda şekeri etkilediği gibi obeziteye karşı da, şimdi bununla ilgili çalışma yapılıyor, obeziteyi önlemek için bundan çeşit çeşit hap üretecekler. Fakat hapının sentetik olacağı için yan etkileri büyük olabilir, bilinmiyor. Çünkü sentetik olan her şey, kimyasal her şey tehlikelidir, risk taşır.